Değerli izleyenler, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde anjiyo olmak isteyen Erol Bey'in dramını sizlerle paylaşacağım. Erol Bey, Atatürk Devlet Hastanesi'ne anjiyo olmak için sırasını, randevusunu aldı. Fotoğrafta görüyorsunuz. Eller böyle. Nasıl olmasın ki? Çok kısa söyleyeceğim, sözü ona vereceğim. O en güzelini anlatacak size. Anjiyo olacak kıyafetlerini giydi, ameliyat kıyafetlerini, bütün tahlilleri yapıldı. Nedendi kendisine biliyor musunuz? Bu malzemeler pahalı. Biz bunu yapamayız deyip taburcu ettiler. Buyurun. İyi günler, geçmiş olsun. Dün anjiyo olmak için buraya geldiniz. Şu anda da hastaneden çıkıyorsunuz. Ameliyat kıyafetlerinizi giymiştiniz. Evet. Şimdi hastaneden çıkıyorsunuz. Anjiyo oldunuz mu? Hayır, olamadım. Dün yattım, bugün de olduk. Malzemeler pahalı diye anjiyo yapmadılar, bizi hastaneden kovdular. Ve çıkmak mecburiyetinde kaldım. Ben dün saat 3'te yattım. 26 Kasım'da yattım. 27 Kasım'da anjiyo olacaktım. Ve malzemeler pahalı diye bizi şey yaptılar, ameliyat önlüklerini de giymiştim. 2,5 saatte önlükle eynimde kaldım ve şeyle malzemeler pahalı, biz malzemeleri kullanamayız diye bizi taburcu ettiler. Başhekim Bey'inle görüştüm, çok pahalı diye alamadık diye bizi taburcu etmek zorunda kaldıklarını söylediler. Şimdi siz... Mecbur olmuş olduk yani kısa yolda. Ya gerekçe, yazılı bir gerekçeniz var mı? Verdiler mi size? Yok, vermediler. Ne diye taburcu ettiler sizi? Tedaviniz yarım kaldı şu anda. Evet. Malzememiz pahalı, alamayız. Size anjiyo yapamayız dediler ve taburcu ettiler bizi. Ve ben mağdurum. Bunu da Sağlık Müdürü ve Sağlık Bakanlığı da duysun. Sağlık Bakanlığı'ndan rica ediyorum, bu şeye el koyarsa daha güzel olur. Şöyle benim bana kullanacak tel 90 santim. Demek ki ben bir 90 santimlik tel kadına şeyde değerli değil insan hayatı demek ki. 90 santimlik tel benden çok pahalıymış. Alamamışlar. Bunun için de Sağlık Bakanımıza haberi olsun. Onu ben canım gönlünden istiyorum. Şimdi tedavinizi olmak için ne yapacaksınız? Bilmiyorum artık. Başka bir hastaneden bilmiyorum, tedavi olabilirsem olacağım. Yürüyemeyim zaten sağ ayağımdan. Tamam, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler, Allah'a emanet. Erol Tarakçı'yı dinlediniz değerli izleyenler. Hiçbir şey söylemiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Yıllarca çalış, sigortanı öde... Bu memlekete hizmet et, anjiyo olacağım diye seni devlet gel vatandaşım, gel milletim seni tedavi edeceğim desin, giy ameliyat kıyafetini ve sonra bu malzemeler pahalı. Ben boş konuşmak istemiyorum. Erol Bey 90 santimlik tel etmedim dedi. Yorumu size bırakıyorum.